Erbas'ın mensupları. 73 yıllık çok partili demokratik yaşamımızda mahalli idare seçimlerinin, yaptığımız mahalli idare seçimlerinin 15.sini yapmamıza da çok kısa bir zaman kaldı. Bugünü saymazsak 5 gün sonra milletimiz yaşadığı kentin belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve yaşadığı mahallelerin muhtarlarını seçecek. Biz Mart'ın sonu bahar diyerek seçim kampanyamıza başladık. Kimsenin kalbini kırmamaya çok özen gösterdik. Gönül kırmaya değil, gönül yapmaya uğraştık. Kendimizi değil, milletimizi düşünerek kampanyamızı sürdürdük. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den oluşan Millet İşbirliği kampanya boyunca milletin dertleriyle dertlendi, milletin sesi olmaya çalıştı. Kalan son 5 günde de aynı olgunluk ve nezaket içerisinde milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Buna karşın Saray Koalisyonu daha önce hiçbir seçimde görmemiş bir biçimde son derece adaletsiz ve seviyesiz bir kampanya götürdü. Saray ve onun bekçisi Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı bir kenara bıraktılar. Cumhurbaşkanlığı zırhına sığınmış, seçim yasaklarına tabi olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, hiçbir koruması olmayan, seçim yasaklarına uymak zorunda olan muhalefet partilerinin genel başkanlarına her türlü hakarette ve tehditte bulundu. Devletin neredeyse ülkenin tüm özel medyasını ele geçiren saray iktidarı, kampanya süresince muhalefetin sözünü kesmek için elinden geleni ardına koymadı. Yalanı doğru gibi anlatan popülist, kutuplaştırıcı siyasetin daniskasını yaptı. Sanki yerel seçimlerde değil de savaşa gider gibiydik. Önce dış güçler saldırıyor dediler, tutmadı. Sonra çiftçiyi, esnafı, marketleri hain çete ilan ederek mutfaktaki yangının sorumluluğunu onlara yüklemeye çalıştılar, o da olmadı. Bunun üzerine devreye beka senaryolarını soktular. Milletimiz engin mizah gücüyle bu bekanın şifrelerini çözdü. Bunun Bahçeli Erdoğan koltuk aşkı ittifakının baş harfleri olduğunu ortaya koydu. Sonra saray ittifakı vites büyüttü. Kendilerine oy vermeyecek tüm yurttaşlarımızı hain terörist demeye başladılar. Bu ülkenin vatandaşlarına vergi verirken, askere giderken parti ayrımı yapılmaz. Ama o zaman herkes eşittir. Ama saray bebekçisi kendilerine oy vermeyi düşünmeyen milletimize meydanlarda illet, zillet diyerek ağır hakaretler ettiler. Düşman kurşununun terörist mermisinin yapmadığı ayrımı maalesef milletimize yaptılar. Ama yine olmadı. Baktılar ki ne yapsalar olmuyor, bu sefer parti liderlerini tehdit etmeye başladılar. Cumhurbaşkanı zırhının arkasına saklanan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, başta genel başkanımız olmak üzere diğer parti liderlerini susturmak için milyonluk tazminat davaları açtı. Sonra da milletvekili dokunulmazlığı olmayanları hapse atmakla tehdit etti. AKP Genel Başkanı, genel başkanımızın uluslararası terörü kınayan sözlerini çarpıtarak meydanlardan servis etti. Yetmedi, bir sabah idam naralarıyla meydanlara çıktı. Ardından da ipleri sarayın elinde olan bir operasyon kanalından genel başkanımızın idamı istendi. O da yetmedi. Belediye başkan adaylarımız doğrudan hedef alındı. Bir takım tetikçiler kullanarak haysiyet cellatlığı yapıldı. Tek bir belediye başkan adayımızın karşısına AK Parti sözcüsünden genel başkan yardımcılarına, MHP genel başkanından AKP genel başkanına kadar hepsi çıktı. Ancak kurdukları kumpas milli irade cellatlarının ellerine yüzlerine bulaştı. Bu sefer de kendine de Ankara'ya da yazık edersin diye tehditlere başladılar. Seçim, çünkü seçimi kazandığını gördüler. Ondan sonrasını konuşmaya başladılar. Dün itibariyle
milli iradeyi yargı bağımsızlığına hiçe sayacak konuşmalar sürüp gidiyordu. Milletimiz bunlara da itibar etmedi, etmeyecek. Ama yetmiyor. Her gün yeni bir provokasyon ortaya çıkıyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman benimsemediği ifadelerin yer aldığı ve bu bir halk ayaklanmasıdır başlıklı bildirilerin hazırlandığını, bu bildirilere partimizin de ambleminin basıldığı istihbaratını, bunların dağıtılacağı istihbaratını aldık. Partimizin dünya görüşüne 180 derece zıt olan bu bildirinin bizimle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını şimdiden söylemek isterim. Bu provokasyonları artık bıraksınlar. Bu seçimin sonuçlarını da edepleriyle kabul etsinler. Önce demokrasi bir tramvay, istediğimiz durakta ineriz diye başladılar. Sonra demokrasinin imkan ve araçlarıyla iktidara geldiler. Şimdi darbeci ağzıyla konuşup demokrasimizi doğrudan tehdit etmeye başladılar. Ama milletimizin milli irade düşmanlarına, haysiyet cellatlarına en güzel dersi 31 Mart'ta sandıkta vereceğini artık kendileri de görmeye başladı. Biz hakka ve halkımıza güveniyoruz. Değerli basın mensupları, sarayın kibirli kişisinin zapt edemediği zehirli dili sadece yurttaşlarımızın arasına nifak sokmakla kalmadı. Ülkemizin uluslararası itibarına da büyük zararlar vermeye devam ediyor. Bu ülkede daha önce hiç yaşanmayan şeyler yaşanıyor. Yeni Zelanda'da 50 Müslüman kardeşimizi şehit eden İslamofobik teröristin kendi çektiği katliam görüntülerini bu ülkenin Cumhurbaşkanı gömleğini giymiş kibirli kişisi seçim meydanlarında dakikalarca gösterdi. 3-5 oy almak için teröristin propagandasını yaptı. Bu da yetmezmiş gibi büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşturduğu Çanakkale ruhunu paramparça etti. Yeni Zelanda'daki hain terörü kendi seçim kampanyasına meze yapmak isteyen saray, Kantar'ın topuzunu yine kaçırdı. İki dost ülke, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya diplomatik adaba sığmayan bir takım rencide edici sözler sarf etti. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı'nın Atatürk'ün Yeni Zelandalı askerler için ne kadar bağışlayıcı olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi de böyle hatırlamak istiyoruz deyince de danışmanları aracılığıyla tam yol Tornistan yaptı. Yeni Zelanda Başbakanı bu acıdan ülkesini birleştirip kucaklayarak çıkarken tüm dünyanın takdirini kazandı. Aynı acıdan ülkesini bölüp parçalamaya uğraşan Erdoğan'ı ise tüm dünya ayıpladı. Türkiye'nin itibarı ona en fazla ihtiyacımız olduğu bir zamanda zedelendi. Bu adaletsizliğin, seviyesizliğini ve çamur siyasetinin nedeni çok açıktır değerli basın mensupları. Mutfakta büyüyen yangın görülmesin. İşini kaybeden 633 bin yurttaşımızın, işsiz 8 milyon vatandaşımızın sesleri duyulmasın. Artan iflas ve konkordatolar konuşulmasın. Suriyelilere bütçeye yük olmadan 35 milyar dolar bulacak formülü geliştiren sarayın 3600 ek gösterge için ki söz verdi, emeklilikte yaşa takılanlar için, atanamayan öğretmenler için kılını bile kıpırdatmadığı gündeme gelmesin. İki Trakya büyüklüğünde arazisini ekmekten vazgeçen çiftçimize taktıkları devlet borcunun, yabancı çiftçilere ödenen 95 milyar doların farkına varılmasın. İşte bunları vatandaşlarımızın gözünden kaçırmak için sarayın kibirli kişisi ve onun sadık bekçisi, 10 parmaklarında 10 kara kendilerinden olmayan herkese sürüp duruyorlar. Yanlış politikalarıyla sebep oldukları ekonomik krizin üstünü örtmek için akla hayale gelmeyen işler yapıyorlar. Seçimi kaybetme korkusuyla işin sonunu hiç düşünmeden İzandan, vicdandan, edepten yoksun bir kampanya yürüttüler. Şimdi soruyorum,
bir Nisan sabahı bu sözleri sarf eden Erdoğan milletin yüzüne nasıl bakacak? Nasıl diyecek ki ben bu ülkede 82 milyonun cumhurbaşkanıyım? Ve de en önemlisi 1 Nisan sabahından itibaren ekonomideki ateşten gömleği giyip ekonomiyi nasıl yönetebilecek? Ben çok açık söyleyeyim. Seçimden sonra milletimizi ekonomide çok acı bir reçete bekliyor. Bu kadar hırpalanan, örselenen, parçalanan, arasına nifak sokulan milletimiz bu reçetede yer alan acı ilaçları içmeye nasıl ikna edilebilecek? Erdoğan millete bu konuda nasıl güvence verecek? Halkı nasıl ikna edecek? Dövizin faizin ateşi yeniden çıkmaya başladı. Şimdi yine provokatif eylemlere girenler bunun bedelini öderler diye meydanlarda bağırıyorlar. Bir taraftan da bankalar ve uluslararası yatırımcılar hakkında soruşturmalar başlatıyorlar. Oysa provokatör arıyorsanız o kadar uzaklara bakmaya da gerek yok. Damat bakan bir sürede ortadan kaybolmuştu. Rahattık. Geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. Döviz şöyle, faiz böyle diye konuştu. Dolara demir yumruğumuzu vurduk deyip yasakçı kumanda ekonomisi söylemlerine kadar yürüdü. Piyasalar döviz hesaplarına gelen ilave vergiyle zaten irkilmişti. Döviz rezervlerindeki hızlı erime de onları rahatsız etmeye başlamıştı. Bir de sosyete damat sulu bir üslupla ileri geri konuşunca piyasalar yeniden karıştı. Sarayın kibirli kişisi ve bekçisi ekonomide provokatör arıyorsa bir kez daha söylüyorum. Yanı başlarındaki sarayın damadına bakacaklar. Neden yapılan yanlışlar ekonomi üzerinde bu kadar etkili oluyor? Çünkü krizin başından beri saray iktidarı dişe dokunur, ekonominin dayanıklılığını arttıracak tek bir tedbir bile almadı. Lafla, aspirinle, pansumanla bu işleri götürmeye çalışıyorlar. Ama artık gemi demir tutmuyor, sürükleniyor. Şimdi bankaları, yatırımcıları seçim sonrasında size bunun bedelini ağır ödetiriz diye meydanlarda ağızlarından köpükler saçarak tehdit ediyorlar. Kendinize gelin. 24 Haziran seçimlerinden önce verin kardeşinize yetkiyi, dolarla, faizle nasıl uğraşılır göstereceğim dediniz. 24 Haziran'dan sonra ne yaptığınızı gördünüz, gördük. Ekonomiyi resmen duvara çaktınız. Şimdi yine meydanlarda atıp tutuyorlar. Ne yapacaksınız? Neyin peşindesiniz? Neyinize güveniyorsunuz da ekonomiyi borca bu kadar batırdıktan sonra, döviz rezervlerini bitirdikten sonra bir de üstüne yatırımcıları kaçırmaya uğraşıyorsunuz? Ben açıkça söyleyeyim. Bu işler öyle seçim sonuna randevu falan vererek olmaz. Yakaladıysanız, usulsüzlüğü tespit ettiyseniz hemen tepesine bineceksiniz. Tehditle işi götürmeye çalışırsanız sadece yangını büyütürsünüz. Sizin gerçek niyetiniz ne? Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Sarayın ekonomi yönetimindeki bu beceriksizlikleri, acemilikleri ülkeyi ciddi şekilde riske sokuyor. Damadın gayri ciddi tavırları, temel ekonomik kavramlardan bile habersiz olması, sıkıntıların farkına varamaması hem içeride hem dışarıda ekonomik aktörleri kaygılandırıyor. Rakamlar ortada. Ekonomi iki çeyrektir daralıyor. Enflasyonda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmişiz. Durgunlukla birlikte yüksek enflasyon, yani stagflasyon, hatta slamflasyon, yani daralırken enflasyon ekonomiyi ciddi şekilde baskı altına almış durumda. Ama damada sorarsanız ekonomimiz dengeleniyor. Mutfaktaki yangın bir türlü sönmüyor. Marketlerde şu anda sivri biberin kilosu 19 lira. 1 kilogram sivri biberin fiyatı neredeyse 3 litre benzine denk hale geldi diyecektim ki televizyonlarda yine haber çıktı. Bu akşam benzinin litresine 17 kuruş daha zam geliyormuş. Yani benzin 7 lira oluyor.
Ama damağa da sorarsanız ekonomide en kötü geride kaldı. Şubat Ocak'tan Mart her ise her ikisinden daha iyi oldu. Bunlar bu saçmalıkları dillendirirken işsizlik oranı zirve yaptı. Aralık 2018 rakamlarıyla son bir yılda 633 bin çalışan işinden oldu, işini kaybetti. Resmi işsiz sayısı ise 1 milyon 11 bin kişi arttı. Gerçek işsiz sayımız 8 milyon kişiye dayandı. 8 milyon kişi dünyada 94 ülkenin nüfusundan daha büyük. Ama damat için bunlar dert edilecek konular değil. Çünkü onun işi her daim düz gitmiş. İş diye sınav sınav, kapı kapı dolaşmak zorunda kalmamış. Şirketlerin döviz cinsinden borçları ise hükümetin 2009 yılından bu yana izlediği hatalı politikalar nedeniyle 198 milyar dolara ulaştı. Damat geçen hafta bir piyasaya çıktı, pir çıktı. Cuma sabahı dolar kuru 5 lira 47 kuruştu. Akşam piyasalar kapanırken saat 5'te aynı kur 5 lira 69 kuruşa sıçradı. Bir günde bu şirketlerin döviz cinsinden net borçlarının TL karşılığı 43 milyar Türk lirası arttı. Yani kur farkı zararları 41 günlük kur farkı zararları 43 milyar Türk lirası oldu. Ama bunlar hala konuşarak talimatla, tehditle işleri düzeltebileceklerini zannediyorlar. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini seçim öncesinde yiyip bitirmişler. Şimdi Merkez Bankası falan başkanı açıklama yapıyor. O da yine ekonomi yine dengelenme sürecinde diyor. Bu dengelenmeyi nedense çok sevdi bunlar. Ama millete bir sormak lazım, ne dengeleniyor? Merkez Bankası net döviz rezervi 21 Mart tarihi itibariyle 22 milyar dolara düşmüş değerli basın mensupları. Yani son bir yılda rezervlerimiz 13 milyar dolar erimiş ama Merkez Bankası Başkanı diyor ki ekonomi dengelenme sürecinde rezervlerimiz istikrarlı olarak artıyor. Artan buysa azalan ne olacak? Bu rezervlerin düzeyi, net rezervlerin düzeyi 2006 seviyesi. Yani şu anda bizim rezervlerimiz 2006 yılında sahip olduğumuz rezervlere eşit, net rezervlerimiz. Buna karşılık dış borcumuz, kısa vadeli dış borcumuz, yani bir yıl içinde ödememiz gereken dış borç 2006'nın 3 katına çıkmış. Rezervlerimiz, net rezervlerimiz bir yılda ödenecek kısa vadeli borçların yaklaşık 6'da 1'ine düşmüş 2006'ya göre. Merkez Bankası kasasındaki rezerv ancak 42 gün ithalat yapmamıza yetiyor. Ondan sonra, ben açık söyleyeyim, ondan sonra yapı bitti, harç bitti, yapı paydos. Ekonomi bu hale düşerken saray iktidarı ve sadık havuz medyası dolar neden uçtu, döviz neden kaçtı diye şaşırmış gibi yapıp yabancı ülkelerin başkentlerinde kumpaslar arayıp dünyanın öbür ucundan bizi tehdit ediyorlar diye sızlanıp vatandaşa aman bizle şimdi hesaplaşmayın, bu seçimde hesaplaşmayın diye yalvar yalvar yalvarıyorlar. Eğer bir ekonomide temeller sağlamsa saldırıla karşı koyar o ekonomi. Yok sıcak para bağımlısı haline getirmişsiniz ekonomiyi, ipleri yabancıların ve faiz lobilerinin eline vermişseniz, kusura bakmayın ama emir almak durumunda kalırsınız. 24 Haziran seçimlerinden önce verin kardeşinize yetkiyi, dolarla faizle nasıl uğraşılır göstereceğim diyenlerin ekonomiden zerre kadar anlamadıklarını gördük. Tek kişi parti devleti kurma hırsıyla hukuk devletini ve demokrasimizi zaafa uğratıp yatırımcıyı, tüketiciyi ürküttüler. Ekonomiyi sıcak parayla şişirdiler, dolar kolik hale getirdiler.
Sarayın kibirli kişisi memleketi esnaf lokantası belleyip kasanın başına bu işten zerre kadar anlamayan damadını koydu. Devlet bankalarını hazine ihalelerine müdahale etmek için, döviz kurunu tutmak için, bir yerlerde tutabilmek için istismar ettiler. Bunun sonucunda ihtiyat akçesi, dar gün parası demeden seçim uğruna döviz rezervlerimizi tükettiler. Emirle, kumandayla ekonomiyi yönetip milleti kuyruklara soktular. 50 milyon dolar için milli harp sanayimizin yüzük taşlarından tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekmeye kalktılar. Şimdi kalkmış soruyorlar, bizi kim dövüyor? Sizi sizden başka döven yok. Ama maalesef bu dayaktan milletimiz de nasibini alıyor. Vatandaş kendini dövenle, tenceresini boşaltanla mutlaka sandıkta hesaplaşacaktır. Değerli basın mensupları, son olarak damat Nisan'da yeni bir yol haritası açıklayacaklarını söyledi. Ekonomide açıklanacak yeni bir yol haritasının ilk maddesi damadın bu görevden alınması olmalıdır. Ekonomi gayri ciddiliği kaldırmaz. Gömleğin ilk düğmesi bu olmalıdır. Kayınpeder damadını seviyor olabilir ama milletimiz de kendi evlatlarını seviyor. Milletin evlatlarının kapı kapı sınav sınav dolaşıp daha fazla perişan iş bulmak için, daha fazla perişan olmamaları için bu adım seçimden sonra hemen atılmalıdır. Ağustos'ta yaşanan krizden sonra iktidara yol göstermek için genel başkanımız 13 maddelik bir yol haritasını açıklamıştı. O yol haritasına uyulmuş olsaydı bugün bu noktada olmayacaktık. Seçimden sonra da kendileri yapamazlarsa ellerine bir reçete vermeye hazırız. Madem siz milletimizin sesine kulaklarınızı tıkadınız, madem siz işsizlik ile hayat pahalılığı arasında inim inim inleyen milletimizi duymadınız, madem siz evladıma iş, yavruma aş diyen vatandaşlarımızı meydanlarda azarladınız, madem ki siz kendini yakan gencin, evladına harçlık veremeyen babanın sesini duymaz, durumunu görmez hale geldiniz, o zaman milletimiz de size sesini sandıkta duyuracaktır. Hiç boşuna ağlamayın. Hiç boşuna bekaya bak bekaya diye milleti kandırmaya çalışmayın. Son sözlerimizi de aziz milletimize. Aziz milletimiz, önünde tarihi bir fırsat var. Seni çantada keklik gören bu iktidarı uyarma imkanın var. Kibir kulelerinin tepesinde oturup seni unutan saray sosyetesine kendine gel deme fırsatını yakaladın. Karnesi kırıklarla dolu bu iktidarı sandıkta uyarmak gerekiyor. Yaptıkları hataların millete bir faturası olduğunu göstermek gerekiyor. Onlar her hata yaptığında bizim çocuklarımız işsiz kalıyor. Onlar her hata yaptığında bizim soframızdan bir ekmek eksiliyor. Bu nereye kadar sürecek? Yeter artık bir kendinize gelin demeyecek miyiz? Onlar kendi damatlarını düşünürken biz kendi evlatlarımızı düşünmeyecek miyiz? Aziz milletimiz, atacağım bir oy ile metal yorgunu AK Parti kadrolarını dinlendirmek ve dertlere derman olacak Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine yol vermek artık senin elinde. Sarayın kibirli kişisi dün de Ankara Belediye Başkan adayımız için durumu belirsiz demiş. Esas onun belediye başkan adaylarının tamamının durumu belirsiz. Bundan önce metal yorgunu deyip milletin seçtiği belediye başkanlarını milli irade cellatlığı yapıp istifa ettirmedi mi? Bundan birkaç ay önce belediye başkanlarını istifa ettirirken sıkıntılar yaşayan sarayın bu defa belediye başkan adaylarından istifa mektuplarını gerektiğinde yürürlüğe koymak üzere peşin peşin almış olması kuvvetle muhtemeldir. Bu adaylar seçilirse milletin iradesini mi, sarayın iradesini mi dinleyeceklerdir? Anlaşılan bunlar Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını kendi adayları gibi sanıyorlar. Bizim adaylarımız da, partimiz de
Bize oy verenler de milli iradeye sahip çıkmakta bir an bile tereddüt etmezler. Bu böyle bilinen. Aziz milletim, biz senin bu kibir ve nifak ittifakının metal yorgunluğu belediyeciliğine oy verip bir defa daha saray tarafından iradenin hiçe sayılmasına izin vermeyeceğini çok iyi biliyoruz. Senin evladını değil, kendi damadını düşünen, seni unutan, senin verdiğin oyu hiçe sayıp seçtiğin belediye başkanlarını istifa ettiren saray sosyetesine bir ihtar çekme zamanı artık gelmiştir. CHP'nin dertlere derman belediyeciliğine, genç dinamik belediyeciliği bilen başkan adaylarına oy vererek en iyi hizmeti almak istiyorsan, atacağın oyla Mart'ın sonunu bahar yapma fırsatı bu pazar önüne geliyor. Oyunu kullan, sandığa sahip çık. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Haber Global Televizyonu Serap Yalıcıklı. Daha önce birçok defa sorduk, dile getirdiniz ama HDP'li bir ittifak yapmadığınızı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam açıklamaları oldu. İzmir'in sadece 14 ilçesinde CHP'nin listelerinde PKK ile ilişkili 27 kişi tespit edildi dedi. CHP seçimlerde HDP'den medet umuyor dedi. Aynı şekilde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den de benzer açıklamalar geldi. Üstü kapalı bir ittifak var dedi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Şimdi şunu açıkça ifade edeyim. Bugün ülkemizde inanılmaz bir süreç yaşanıyor. Biraz önce söyledim. Başta bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı zırhına bürünmüş Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olmak üzere onun koalisyon ortağı, yandaş medya, 10 parmaklarında 10 kara bizim adaylarımıza, bizim belediye meclis üyelerimize saldırmaya başladılar. Arkadaşlar, bir belediye meclisi üyesi adayının nasıl adaylaşacağı bellidir. Yüksek Seçim Kurulu bu adayın adaylaşması konusunda herhangi bir sakınca olup olmadığına bakar. Sakıncalardan bir tanesi de mahkum olmaktır, suç işlemiş olmaktır. Bu adayların adaylıklarına onay verildiğine göre bunlar tamamen, söylenenler tamamen yargısız infazdır. Adalet Bakanı'nın bugün söylediği ve Türkiye gibi demokratik, yargı bağımsızlığı olması gereken bir ülke için zul olan sözlerde dahil. Ben açık söyleyeyim. Bu iddialarla ilgili olarak arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır. Tazminat davaları açacaklardır. Çünkü artık yeter. Partimiz de bununla ilgili suç duyurusunda bulunacak ve tazminat davası açacaktır. Yani kendi gözlerindeki merteği görmeyip çapağa bakın diyen bir seçim kampanya sürecini yaşıyoruz. Biraz önce söyledim. Ülkenin çok ciddi ekonomik sorunları var. Bu ekonomik sorunların çözülebilmesi için tüm milleti kucaklayan kadroların olması gerekiyor. Ama maalesef şu seçim sürecinde yapılanlar ülke ekonomisini yönetecek, düze çıkarma görev verilmiş kadroların bunu yapabilecek güvenilirlikten giderek uzaklaştığını ortaya koyuyor. Şu anda daha henüz bir büyük miting yapıp yapmayacağımız netliğe kavuşmuş değil. Ama
bir kampanya çerçevesinde seçim sürecini götürüyoruz. Eğer böyle bir mitinge ihtiyaç duyulursa yaparız. Bu mitinglere ihtiyaç duyulursa yaparız. Evet. Ama görebildiğim kadarıyla şu andaki tablo ülkeyi daha fazla kutuplaştıracak çok büyük gösterilere ihtiyaç olmadığı yönünde Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Efendim, yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında meclis üyeleri iddiaları dile getirirken GBT sistemi doğru çalışmıyor. Buna bir tedbir alınmalı. Şimdi bir serzenişi var. GBT yani meclis üyelerinin gözden kaçtığına dair herhalde Sağlıkanlı'nın bir savunu. Ders verme seçimi değil bu. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ile getirmişti. Önce Sayın Cumhurbaşkanı da aynı ifadeleri kullandı. Bu bir ders verme seçimi değil diyerek hani bekar noktasında o istedi. Bir de 2,5 milyon istihdam sözü vardı. O sözü TOB verdi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği verdi. Hatta Selçukluoğlu'nu aradım. Kendisinden bir ses çıkmadı diyor. İşsizlik de mevsimsel diyor. Bir de son olarak Ayasofya Camii'nin Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması noktasında iki gün arayla iki farklı açıklama yapması nasıl değerlendirirsiniz? Bütün bunlar şu anda sarayın nasıl bir panik içinde olduğunu açık seçik gösteriyor. Daha dün Ayasofya ile ilgili bir camiyi doldurup diğer taraftaki yanlış hatırlamıyorsam Süleymaniye'yi dolduramıyorsunuz. Sultanahmet'i dolduramıyorsunuz. Bunu nasıl dolduracaksınız gibi ifadeleri vardı. Bugün daha farklı bir şey bir ifadede bulunuyor. Bunları herhalde milletimiz de görüyordur. Yani ikide bir de bu pozisyon değiştirme sürecini. Onun yanında GBT sistemini Cumhuriyet Halk Partisi mi kurmuş? Arkadaşlar bunlar sadece vatandaşı aldatmak için ileri sürülen bir takım gerekçelerdir. GBT sistemi niye çalışmasın? Adalet Bakanı da GBT sistemi çalışıyor diyor. Ama diyor işte yargı devam ediyor. Karar yok. Karar yoksa yargısız infaz yapıyorsunuz böyle birileri varsa. Ki böyle birilerinin olmadığını da biz iddia ediyoruz. Ve arkadaşlarımız da kendileriyle ilgili olarak yapılan bu isnatlara karşı, bu suçlamalara karşı suç duyurusunda bulunacaklar. Tazminat davaları açacaklar. Benim gördüğüm şu, artık Mart'ın sonunun bahar olacağı açık seçik ortaya çıktı. Şimdi bence yapılması gereken, ortaya çıkacak olan seçim sonuçlarının olgunlukla kabul edilmesidir. Demokrasiye inanan, milli iradeye inanan bütün siyasi partilerin yapacağı işte budur. Evet, hatırlarsanız bu 2,5 milyon işsiz meselesinde şunu söylemiştik. Demiştik ki 2,5 milyon kişiye istihdam yaratmak son derece iddialı bir hedeftir. Türkiye büyümesinin en yüksek olduğu dönemlerde dahi 2,5 milyon kişiye istihdam yaratamamıştır. Dolayısıyla bu hedef ulaşılamayacak bir hedeftir. Ama bakın şimdi şöyle bir şey yapılıyor. Yani hep bunu söylüyorum. Yani bu gerçeği itibarsızlaştırma, yalanı doğruymuş gibi anlatma siyasetinin ve milletin gözünü boyamanın en önemli parçalarından bir tanesi. Hatırlarsanız bu 2,5 milyon kişiye istihdam yaratılacağını Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ağzından duymadık. Kimin ağzından duyduk? Damat Bey'in ağzından duyduk, değil mi? Sonra kendisi de tekrarladı. Kayınpeder de 2,5 milyon kişiye istihdam yaratılacaklarını tekrarladı. Şimdi işsizlik rakamları o kadar kötü geliyor ki
önümüzdeki yılın tamamında yaratmayı düşündükleri 2,5 milyon kişiye istihdam rakamını alıyorlar, eviriyorlar, çeviriyorlar. Bizi Rıfat Hisarcıklıoğlu yanılttı diyorlar. 2,5 milyon kişiye istihdam yaratılacağını, yaratacaklarını o taahhüt etti diyorlar. Arkadaşlar, bu işin çivisi çıkmadan inşallah pazar günü bu seçimi bitiririz. Yazıktır, günahtır. 2-3 tane oy için bu kadar milletimizi yanıltmaya değmez. Evet, bal gibi ders verme seçimidir. Taahhüt orada. Asılı duruyor. 24 Haziran'da. Bu kardeşinize oy verin, dövizle, faizle nasıl baş edilir görün dedi mi demedim? Dedi. Peki döviz faiz ne oldu? Ekonomi ne hale geldi? Açık seçik ortada. Niye? Çünkü tamamen kendilerini düşünüyorlar, milleti unuttular. Millet bu seçimde bir ders vererek kendilerini bu saray iktidarına, kendisini bu saray iktidarına hatırlatacaktır. Bundan kaçış yoktur. Ne söylerlerse söylesinler. Teşekkür ediyorum.